Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Safut-u Tefasül okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide suresi ayet 7 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Ve zikuru ni'metallahi aleykum ve misaqahu lezî ve sakakum bih ila ahirul ayet. Ve zikuru, ey iman edenler, hatırlayın ni'metallahi aleykum, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetlerini. Ve misaqahu, ve Allah'ın sözünü hatırlayın. Ellezî, öyle söz ki, ve sekaküm, sizinle anlaştı, sözleşti, bihi, onu. Sizinle sözleştiği anlaşmayı hatırlayın. İz kultum, hani siz o vakit ki demiştiniz, semi'na, biz işittik, ve ata'na, ve itaat ettik dediniz. El-hitabu lil-mü'minine, buradaki hitap müminleredir. Hatırlayın hitabı. Ve ni'metu, nimet ise, Allah-u Teala'nın hatırlayın dediği nimet ise, huna, burada, bu ayet-i kerimede, el-islamu, İslam'dır. İslam dininin nasip edilmesidir nimet. Ve ma, yine öyle bir şeydir ki, ve ma, öyle bir şeydir ki, saru ileyhi, kendisine yönelmiş olduğu şeydir, yönelmiş oldukları şeydir. Min ictimail kelimeti, bir kelime üzerine toplanmaları, yani birlik olmaları, vel izzeti, ve izzet üzere toplanmalarıdır. Allah'ın nimetleri bunlardır. Ey yani, üzkuru, hatırlayın, ya eyyuhel mu'minune, ey iman edenler, ni'metallahi, Allah'ın nimetlerini, öyle nimetler ki, el uzma, büyük nimetlerini hatırlayın. Aleykum, size bahsetmiş, bahşetmiş olduğu nimetleri hatırlayın. Bil İslami, İslam'ı size nasip etmesiyle, ve ahdihi, ve ahdehu, ve Allah-u Teala'nın ahdini hatırlayın. Ve misaqahu, ahdehu şeklinde tefsir ediyor müfessirimiz. Ellezî, öyle ahit ki, Allah'a vermiş olduğunuz ahit ki, ahedekum aleyhi, sizinle anlaştı, o şey üzere anlaştı, Resuluhu, Allah'ın Resulü. Hine bayatumuhu, siz onunla, ona biat ettiğiniz vakitte, ne üzere biat ettiniz? Alessem'i ve ta'ati, işiteceğiniz ve itaat edeceğiniz üzere Allah Resulü ile anlaştığınız, biat ettiğiniz sözünüzü hatırlayın. Fil usri vel yusri, zorlukta ve kolaylıkta. Vel menşati vel mekrahi, iyilikte, iyi gününüzde ve hoşunuza gitse de, vel mekrahi, hoşunuza gitmese de, Allah'ın hükümleri üzerinde Allah'a itaat edeceğinize dair söz verdiğiniz sözünüzü hatırlayın. Ve takullah, ve Allah'tan korkun. İnnallâhe, çünkü Allah-u Teala alimun bidâti suduri, kalplerde olanı da bilendir. Kalplerde gizlenenleri de bilendir. Ey yani, İttakullaha, Allah'tan korkun, fe innehu, çünkü o Allahu Teala alimun, bilendir, bi khafaya nufusikum, nefislerinizde, içlerinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri dahi, gizli olan şeyleri dahi bilendir. Fe yucazikum aleyha, sizi o kalplerinizde gizlediğiniz şeylerden dolayı Allahu Teala hesaba çekecektir. Cezalandıracaktır. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, kûnû, olunuz kavvâmîne lillâhi, Allah için dost doğru olanlardan olunuz. Ey yani, kûnû, olun mübâliğîne, mübalağa eden, aşırıya kaçanlardan olun. Fil istikâmeti bi şehâdetikum lillâhi, Allah-u Teala için şahitlik yaptığınızda doğru olma hususunda abartılı olun. Yani dost doğru olun. Ve sîgatu kavvâm, kavvamun şeklinde, kavvamun sigası, lil mübalağati, mübalağa içindir. Zaten Arapçada da mübalağalı ismi fail diye isimlendirilir bu siga, bu kalıp. Şühedâ ebil kıstı, adaletle şahitlik yapanlardan olun. Ey yani, teşhedûne bil adli, adaletle şahitlik ediyorsunuz. Şahitlik edenlerden olun. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ,
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ sizi yanlışa sürüklemesin. Suç işlemeye sürüklemesin. شَنَآنُ قَوْمٍ bir kavme olan kızgınlığınız. عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا adaletsizlik yapmaya sizi itmesin, sürüklemesin. Yani la yahmilennekum, la yecrimennekum, la yahmilennekum sizi sürüklemesin, taşımasın. Şiddetu buğdikum lil a'dai düşmanlarınıza karşı olan kininizin, kızgınlığınızın çokluğu sizi taşımasın, götürmesin. Ala terkil adli fihim onlara karşı adaleti terk etmenize sizi sevk etmesin. Vel i'tidâi aleyhim ve onlara karşı aşırıya kaçmanıza sebep olmasın. Aşırı kızgınlığınız. İ'dilû adalette olun. Ve o düşmanlarınıza karşı bile adalette olmanız akrabu littakva takvaya daha yakın olandır. Yani el adlu adalette olmanız ma'a men tebğadûnehum kendisine kızgın olduğunuz kişilere karşı bile adaletli olmanız akrabu daha yakındır. لِتَقْوَاكُمْ لِلّٰهِ Allah-u Teala'ya karşı olan takvanız için daha yakın olandır. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ Çünkü Allah-u Teala habirun bilendir. بِمَا تَعْمَلُونَ işlemiş olduğunuz şeyleri bilendir. Yani muttali'un muttalidir. عَلَى اَعْمَالِكُمْ sizin amellerinize muttalidir. Yani amellerinizi görendir. Amellerinizi görendir ve mucazikum aleyha ve sizi o amellerinizle hesaba çekecek olan, cezalandıracak ya da mükafatlandıracak olandır. Kâle Zemahşerî, İmam Zemahşerî şöyle bir tespitte bulunmuştur. Ve fi hâde, bu ayet-i kerimede, düşmanlarınıza karşı bile adaletli olun ayet-i kerimesinde, tenbihun azîmun, büyük bir uyarı vardır. Ala ennel adle, muhakkak ki adaletli olmak, izâ kâne vâciben, adaletli olmak vacip olduğunda, ma'al küffâri, kafirlere karşı bile adaletli olmak gerekliyken, ellediğine öyle kafirler ki, tüm onlar a'daullahi Allah'ın düşmanıdır. Kafirlere karşı bile Allah düşmanlarınıza karşı bile adaletli olun buyurdu. Ve kâne bihâdihi ve kâne bihâdihi sıfatı minel kuvveti ve bu adaletli olun sıfatınızı da kavvamune kavvamine sıfatıyla getirdi. Güçlü bir sıfatla Allah-u Teala adaletli olun buyurdu. Dolayısıyla fema zannu ne düşünürsünüz bi vücubihi o adaletli olmanın gerekliliği hususunda ma'al müminine müminlere karşı ellezine hum ellezine o Müslüm müminler öyle kimselerdir ki hum onlar evliya Allah'ın dostlarıdır ve ahibbahu ve Allah'ın sevmiş olduğu kullardır. Yani kafirlere karşı adaletli olmak gerekirken, onlara bile adaletli olmak gerekiyorsa, müminlere karşı adaletin seviyesinin ne düzeyde olması gerektiğini sizler hesaba katın diye buyuruyor İmam Zemahşeri rahmetullahi aleyh. Kıymetli takipçilerimiz, bu dersimiz de buraya kadar. Derslerimizi ve videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve derslerle alakalı fikirlerinizi, ayet-i kerimelerle alakalı sizlerin de ifade etmek istediğiniz manalar varsa bunları ifade etmenizi sizlerden bekliyoruz. Bu dersleri tefsir derslerine katılmak isteyen arkadaşlarınıza, öğrencilere tavsiye etmenizi de sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Safat-ı Tefasir dersinde buluşmak üzere. Hepinize alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.